Merhaba arkadaşlar. Yine bir geometri dersiyle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar konumuz çokgenler. Çokgenler konusunu işleyeceğiz. Daha önceden biliyorsunuz prizma, piramit, koni onları bitirdik. Önceki geometri derslerimizde üçgenler konusunu sonuna gelmiştik, bitirmiştik. Şimdi çokgenler, daha sonra dörtgenler, paralel kenar, eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare şeklinde devam edeceğiz. Geometri derslerinde. Şimdi çokgenler arkadaşlar, iki tip çokgen var. Bir şurada gördüğünüz gibi içine bükey, iç bükey çokgen ve bir de burada gördüğünüz gibi dış bükey çokgenimiz var. Arkadaşlar bu içeri doğru girintili olduğu için iç bükey, ama bunun diğer adı konkav diyoruz. Konkav, iç bükey. Buna konkav diyorum. Bu daha çok kullanacağımız sorularda hep karşınıza çıkan çokgende bu tip çokgenler, yani bunlara da dış bükey, diğer adı da konvex çokgenler diyoruz. Bizim sorularda daha çok kullanacağımız çokgenler konvex çokgenle ilgili, birazdan şimdi özellikleri yazacağız. Şimdi arkadaşlar çokgenleri biliyorsunuz, kenar sayılarına göre isimlendireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, buna beşgen diyeceğiz. Buradaki açıya iç açı diyeceğiz. Eğer şurayı şöyle uzattığımız zaman şu açıya da dış açı diyeceğim mesela. Burası iç açı, burası dış açı. Aynı şekilde bunu bütün açılarda yapabiliriz. Köşegenleri göstereceğim daha sonra. Mesela şöyle birleştirdiğimiz zaman bir köşegen olmuş oluyor. Ya da şu şekilde birleştirdiğiniz zaman başka bir köşegen olmuş oluyor. Bunlara da köşegen diyoruz. Şimdi yeni bir sayfa alayım. Konveks çokgenlerin özellikleri var arkadaşlar. Konveks çokgenin ya da çokgenlerin özellikleri diyelim. Özellikleri. Şimdi en kenarlı bir konveks çokgeni arkadaşlar. Birinci özelliğimiz. İç açılarının toplamı. İç açılar toplamı eşittir diyorum. N-2 çarpı 180 diyorsunuz arkadaşlar. Bütün çokgenlerin, yani konveks olması şartıyla, iç açılar toplamı 180 derecedir. Mesela örnek veriyorum. Bir altıgen alırsak arkadaşlar, altıgenin İç açılar toplamı nedir dediği zaman en yerine burada 6 yazıyorsunuz. 6-2 çarpı 180, yani 4 çarpı 180 diyeceksiniz. O da 720 olarak bulmuş olacaksınız. Mesela beşgenin iç açılar toplamı nedir? 5-2 çarpı 180 diyorum arkadaşlar. O da eşittir. 3 çarpı 180'den 540 olmuş olur. İç açılar toplamı, yani çok önemli, en iyi bilmeniz gereken özelliklerden birisi. Şimdi dış açılar toplamı 2. Dış açılar toplamı eşittir. Bütün konveks çokgenlerde arkadaşlar dış açılarının toplamı 360 derecedir. Yani burada herhangi bir enli falan bir formülümüz yok. Bütün çokgenler, mesela üçgen olabilir, kare olabilir, ondan sonra beşgen olabilir, altıgen olabilir. Dış açıları topladığınız zaman 360 derece olmuş olacak. Tamam, burayı şimdilik yazın. 3 ve 4, iki özelliğimiz daha var. Onları da söylüyorum arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz. Bir çokgenin arkadaşlar bir köşesinden kaç tane köşegen çizebilirsiniz? Bir köşeden N-3 tane köşegen çizilir. Yani bir köşeden N-3 tane köşegen çizebilirsiniz çokgenin. Bu köşegenler çokgeni N-2 tane üçgene ayırır.
Ne demek istiyorum? Mesela bir örnek veriyorum arkadaşlar. Altıgen olsun. Bir tane altıgen verelim. Şöyle altıgeni çizdim. Bunun herhangi bir köşesini işaretleyin. Diyelim ki şu köşe olsun. Ben bu köşeden kaç tane köşegen çizerim? Buraya bakarsak 6 eksi 3 tane çizebilmeniz gerekiyor. Gerçekten doğru mu bakalım? 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi 3 tane köşegen çizebilir. Bunu böyle her çokgen için çizmenize gerek yok. Kaçgense mesela 10 kenarlı bir çokgense 10 eksi 3, 7 tane köşegen çizebilirsiniz. Yedigense 7 eksi 3, 4 tane köşegen çizebilirsiniz. Bunu diyoruz. Peki kaç tane üçgen olur? Bakıyorsunuz. Normalde formüle bakarsak 6 eksi 6 kenarlı ya. 6'dan 2 çıkarsa 4 tane üçgen çizmeniz gerekiyor. Bakalım 1, 2. üçgen, 3. üçgen, 4. Gördüğünüz gibi 4 tane üçgen oluştu. Yani üçgen sayısını sorarsa n eksi 2, köşegen sayısı sorarsa n eksi 3. Tabii bu arkadaşlar bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Bir de son bir özellik, toplam köşegen sayısını sorarsa size, köşegen sayısı sayısını sorarsa arkadaşlar toplam köşegen sayısı, o da n çarpı n eksi 3, yani bir köşesinden demiştik ki n eksi 3 tane, bundan n tane olacak, bölü 2 derseniz toplam tüm köşegenler, yani sadece bir köşesinden değil buralardan da çizdiğiniz köşegenlerin sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 olmuş olur. Tamam, bu da diğer form. Mesela 10 gense 10 çarpı 7, 70 bölü 2, 35 olarak bulmuş oluruz. Şimdi sorularla olayı pekiştirelim arkadaşlar. İlk konveks çokgenlerle ilgili, sorularımıza bakalım. Şimdi birinci soru. Şimdi az önce öğrendiğimiz bilgileri pekiştirelim. İç açılarının ölçüleri toplamı 1440 derece olan konveks çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi formülümüz neydi arkadaşlar? N eksi 2 çarpı 180'di biliyorsunuz. Yani iç açılarının toplamının formülü N eksi 2 çarpı 180. Bu eşittir. 1440 diyorum arkadaşlar. 1440. Daha sonra buradaki ilk önce 180'e bölün. Yani 1440'ı, hatta şöyle sıfırları götüreyim ilk önce. Sonra 144'ü 18'e bölersem 8 kere olacak. Şu şöyle gitsin. O zaman neyi buldum? N eksi 2 eşittir 8. N eşittir 10. Yani bu 10 kenarlı bir çokgen olduğunu bulmuş oldum. Cevabımız 10. Şimdi ikinci soruyla devam ediyorum. N kenarlı dış bükey bir çokgen. Dış bükey yani konveks çokgen arkadaşlar. Bir köşesinden çizilen köşegenlerle 14 tane üçgensel bölgeye ayrılmıştır. Bir köşesinden köşegen sayısı ve üçgen sayısı vardı. Az önce özelliklerde verdik. Köşegen sayısı, ikisini de yazayım da karıştırmayın. N eksi 3'tü. Üçgen sayısı da o da n eksi 2 idi arkadaşlar. Biz burada hangisini kullanacağız? 14 tane üçgensel bölgeye ayırıyormuş. Yani 14 tane üçgen oluşuyormuş. O zaman diyeceğim ki n eksi 2 14 olması gerekiyor. O zaman n eşittir 16 diyorum. Yani bu çokgen 16 kenarlı bir çokgenmiş. Evet, üçüncü sorumuz. Şimdi dış bükey bir çokgenin 3 iç açısının ölçüsü 105 derece, 115 derece, 120 derece. Bu çokgenin diğer iç açılarının her birinin ölçüsü 140 derece olduğuna göre çokgen kaç kenarlıdır arkadaşlar? Güzel bir soru. Şimdi bunu iç açılar toplamından da gidebiliriz. Hani onları toplarız. Ama dış açılardan gitmek daha kolaydır. Dış açılar toplamı 360 derece olduğu için. Şimdi gelelim. 3 iç açısını varmış. Şimdi 105'in dış açısını söyleyeceksiniz. 105'in yani tüm bütünlerini söyleyeceksiniz. 75 artı 115'in bütünlerini söyleyin. 65 artı 120'nin bütünlerini söylüyorsunuz. 60 artı diyelim n tane bizim kenarımız var. Yani n tane açımız var. 3 tanesini yazdım. Geriye kaldı. N eksi 3 tane açımız kaldı. Bunların her birisi de
140'ın tümleri, bütünleri daha doğrusu 40 derece olarak almış olacağız. Bunların hepsinin toplamı arkadaşlar 360 dereceyi verecek. Yani bütün dış açıların toplamı 360 derece olması gerekiyor. Buradaki ben 3 açıyı topladığım zaman ilk önce burayı yapalım. 75, 65 daha, 140, 60 daha. Burası 200 geliyor. Bu 200'ü bu tarafa gönderiyorum. N eksi 3 çarpı 40. Bakın dağıtmıyorum. Sadeleştireceğim çünkü. 200'ü bu tarafa attığım zaman ne geldi? 160 kaldı. 160'ı 40'a böldüğüm zaman 16'yı 4'e böldüm. Burada 4. Yani N eksi 3 eşittir 4. N eşittir 7 olarak bulmuş oluyorum. Yani 7 kenarlı bir konveks çokgen olmuş oluyor cevabımız. Dördüncü soru. Şimdi en kenarlı dış bükey bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı, az önce görüyorsunuz şuradan da yazmıştım, bir köşesinden n eksi 3'tü arkadaşlar formülümüz. Hemen şuraya yazıyorum. N eksi 3 eşittir 7'ymiş arkadaşlar. O zaman n eşittir diyorum. 3'ü bu tarafa attığım zaman 10. Yani bu 10 kenarlı bir çokgenmiş. İç açıların ölçüleri toplamı neydi? Formülümüz n eksi 2 çarpı 180. İç açıların ölçüleri toplamı. N yerine 10 yazıyorum. 10 eksi 2 çarpı 180 diyorum. Buradan ne gelir? 8 çarpı 180'den cevabımız 8 çarpı 18 144 yapıyor. Yani 1440 olmuş olur. Evet, anladınız inşallah. Geçiyorum 5. soruya. Evet arkadaşlar, beşgenimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı bir çokgenimiz var. Burası 140 derece, burası 60. Şurası da alfa arkadaşlar. Şurayı belirteyim. Alfa kaç derece diye bize soruyor. Şimdi bu tip sorularda biliyorsunuz ki şuraya biz A diyelim. Şuna A diyelim açıortay sorularında. Buraya farklı bir harf B, B diyelim. Ve şunu biliyoruz ki üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğu için A artı B eşittir diyorum. 180'e tamamlamak için de geriye ne kalıyor? 120 kalmış oluyor. Yani A ile B'nin toplamı 120 olarak bulmuş oluyorum. Tabi beşgenin iç açılar toplamı nedir? N eksi 5 eksi 2 çarpı 180'den 540, onu unutmayalım. Yani bütün A, B, C, D, E açıların toplamını 540'a eşitleyeceğim. Şimdi ben burada 90 var, 140 var, onları yazıyorum. 140 artı 90 artı, şimdi 2A 2B var arkadaşlar. Bunun iki katı, 2A artı 2B eşittir. 120'nin iki katı ne yapar? 240. 240'ı yazdım. Bir de artı alfa, hepsinin toplamının 540 olmasını istiyoruz. Şimdi burayı topluyorum. 140, 90 daha 230, 470 yapıyor. 470 artı alfa eşittir 540'dan, alfa eşittir buradan 70 derece olarak bulmuş oluyorum. Cevabımız 70. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren düzgün çokgenlere geçiyoruz. Şimdi buradan size düzgün çokgenler hakkında birazcık bilgi vereyim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi düzgün çokgenler diyorum başlık. Düzgün çokgenler. Şimdi düzgün çokgenlerde arkadaşlar bütün kenarları, bütün açıları birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler diyoruz biliyorsunuz. Şimdi mesela bir düzgün beşgenle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu düzgün beşgenin bir iç açısını nasıl bulacaksınız? Şimdi ilk önce bütün kenarlar birbirine eşit, onu söyleyelim. Bütün açıları, şu açıların hepsi birbirine eşit düzgün olabilmesi için. Kuralımız şu arkadaşlar. Bir dış açısı, eşittir 360 bölü n. Yani bu formülü bileceksiniz arkadaşlar. Bütün düzgün çokgenlerde, neredeyse bütün sorularda bunu kullanacağız. Bir dış açısı 360 bölü n. Peki bir iç açısı nedir? Bir iç açısı. Bu da bunu 180'den çıkartacaksınız. 180 eksi 360 bölü
n diyeceksiniz. Şimdi mesela beşgen için yapalım bunu. 360 bölü 5. N yerine 5 yazıyorsunuz. Kaç çıkar? 72 derece. Bu bir dış açısı. Bir dış açısı. Şimdi şurayı uzatıyorsunuz. Şuraya 72 yazacaksınız. O zaman dış açısı 72 ise iç açısı buranın ikisinin toplam 180 olacağı için geriye ne kalır arkadaşlar? 108. O zaman beşgenin bir iç açısı 108 ve bütün iç açıları da 108'dir. 5 kere 108 de 540'ı vermiş olur. Şimdi ben bunu altıgen için de yapayım. Şöyle yeni bir sayfa daha açayım. Altıgen için yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne yapacağım? 360'ı 6'ya bölüyorum. Neyi buldum? Dış açı. Unutmayın bakın iç açı olarak yazmayın arkadaşlar. Dış açısı burası. Dış açı neresi? Şurası bakın. 60. Bak 6 kere 6 360 tamamı oluyor. Dış açılar toplamı 360 demiştik. O zaman burası 60 ise iç açısı nedir? 120. O zaman altıgenin bir iç açısı nedir? 120 derecedir. Sekizgen derseniz mesela 360'ı sekizgen de çok kullandığımız bir çokgen. 8'e bölerseniz 360 bölü 8'den ne gelir bize? 45 derece yani bir dış açısı gelir. Dış açı o zaman bunun bütünleri 135 derecede ne olmuş olur? İç açı olmuş olur. Tamam şimdi bununla ilgili sorularımıza geçelim. Şimdi bir dış açısı 45 derece olan bir dış açısının öz 45 derece hocam bir düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Ne demiştik arkadaşlar? 360 bölü n eşittir dış açı. Bir dış açı. Tamam dış açıydı. Şimdi bu 45 dereceymiş. 360 bölü n eşittir 45 diyorum. N kaçtır? Bu aynı zamanda şöyle yapabilirsiniz. 360 bölü 45 eşittir n demektir. Tamam 360'ı 45'e böldüğünüz zaman n eşittir 8 olmuş olur. Yani düzgün çokgenimizin kenar sayısı 8 olmuş olur. 360 bölü n'i unutmuyoruz arkadaşlar. Bir dış açı düzgün çokgen dediği zaman tabii ki tamam. 7. soru. Bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünden 140 derece fazladır. Şimdi iç açı bir de dış açımız var. Dış açı ve iç açı. Dış açı diyelim x olduğunda bir dış açının iç açının ölçüsünden neydi? Bir dış açısının ölçüsünden 140 derece fazla. Yani x artı 140. İç açı daha büyükmüş 140 derece. O zaman biz şunu biliyoruz arkadaşlar. İç açıyla dış açının toplamı az önce yapmıştık 180'i vermesi gerekiyor. O zaman bu ikisini topluyorum. 2x artı 140 eşittir 180 olacak. 140'ı bu tarafa attım. 40, 2'ye böldüm. X eşittir 20 olmuş olacak. Şimdi siz neyi buldunuz? Dış açıyı buldunuz arkadaşlar. Bakın dış açı kaç kenarlı değil. Kenar sayısını soruyor. Orada hemen atlamıyorsunuz 20'ye. 360 bölü n'di dış açı. Yani 20'ye eşit olacak. O zaman 360'ı 20'ye bölersem n eşittir 18 olarak bulmuş olacağız. Şimdi 8. soru. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çokgen var ama kaç kenarlı olduğunu bilmiyoruz. Burada 60 derecemiz var. Hemen ama düzgün mü diye kontrol ediyorsunuz. Düzgün çokgen. Düzgün çokgen ise bütün dış açıları ve bütün iç açıları aynıdır. O halde şurası bir dış açıdır arkadaşlar. Buraya x yazabilirsiniz. Şu da dış açıdır. Burada x. Biliyorsunuz ki bu üçünün toplamı ortadakine eşittir kuralı vardı. 60 x x yani 60 artı 2 x de burayı vermiş oluyor. 60 artı 2 x. O zaman aynı iç açı şurada da var arkadaşlar görüyorsunuz. 60 artı 2x de burası. Şimdi o zaman bu 60 artı 2x ile 60 artı 2x iç açımız, dış açımız da x. Bu ikisinin toplamı bize yine 180'i vermesi gerekiyor. Yani iç açıyla dış açının toplamı 180 olduğunu unutmuyoruz. 3x eşittir buradan 120 derece, x eşittir 40 derece olarak bulmuş oluyorum. Yine dikkat ediyorsunuz. Kenar sayısını soruyor. Biz bir dış açıyı bulduk. Yani bir dış açımız 40 derece ise 360'ı ben 40'a bölersem 4 kere 9 36'dan yani bu çokgen 9 kenarlı bir çokgen olduğunu bulmuş oluyorum. Tamam.
İlk dersimizi burada tamamlayalım. Şimdi ikinci derste arkadaşlar düzgün çokgenlerle ilgili soru çözmeye devam edeceğiz.